DJ Erman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuz da gezi kategorisinde finale son 10 kala sorduğumuz bir soruydu. Kuleler, köprüler, sütunlar ve kemerler gibi yapıların bulunduğu UNESCO Dünya Mirası listesinde de bulunan Ennedi Platosu doğal ve kültürel peyzajı hangi ülkedir şeklinde bir sorumuz vardı. Doğru cevap D seçeneğindeki Çat ülkesi olacaktı. Burada bildiğiniz gibi eski zamanlardan kalma duvar resimleri dikkat çekiyor. İlk insanların yaşayıp da resim ettiği av resimleri dikkat çekiyor. Doğal ve kültürel miras listesinde de bulunuyor bu Çat'ta bulunan güzellik. Zaten sağ tarafta gördüğünüz gibi çok harika bir yükseklikte o dağların arasında ırmaklar, yaşam yerleri, hayvanlar ve Çad'ı karakterize eden, Afrika'yı karakterize eden bir tablo sizlerle karşı karşıya kalıyor. Bugünün sorusunda ise finale son 9 kala eğlence kategorisinde dünya üzerindeki ilk Luna Park 1895 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde Frederick Thompson ve Elmer Skip Dundee tarafından hangi ada üzerinde kuruldu şeklinde bir sorumuz var. A. Long Island, B. Manhattan, C. Staten Island, D. Ellis Adası, E. Coney Island. Luna Park'la ilgili bilgisi olanlar bu soruda gerçekten bunu konuşturacaklar sevgili YouTube takipçilerimiz. Bilenler 491 numaralı sorunun yorum kısmında bizlere sorunun doğru cevabını cevap şıkkı olarak neyse yazacaklardır. Kanalımız DJ Erman Fenomen'e abone olmayı, görüşlerinizi doğrularımız ve yanlışlarımızla bizlere aktarmayı unutmayın. Son 9 adım kaldı. 500. soruda bir soru gelecek, yorum yapacaksınız. Yorum sonrasında çekilecek kura ile sizlere büyük ödül, para ödülünü vereceğiz. Bahsetmişken gerçekten de nasıl olacağını çok merak ediyorum. Kimlerin katılacağını, nasıl cevaplar vereceğini biliyorsunuz ki 50 soruda bir sizlere güzel sorular sormaya çalıştık değerli YouTube takipçilerimiz. Ve diğer taraftan da bakıldığı zaman özellikle zor soruları sorduğumuz zaman sizlerden de değişik tepkiler alabildik. Özellikle Osman Semih Mescid'in kulaklarını çınlatalım. O da bize bu zor sorularda yorumları yaparken gerçek manada soruların analizini de yaptırmayı başardı. Zaman zaman tepki aldık sizlerden. Soruların süresi çok kısa. Benim kanalımındaki videolar 4-5 dakika, izleme olarak 1-2 dakika çok az geliyor diyerekten. Telif yüzünden çok uğraştık. Telifle alakalı soruları aynı gün değiştirdiğimiz bile oldu. Zorlu bir süreç, yorucu bir süreç bizleri bekledi. Soruların sayılarını değiştirdik, kategorileri değiştirdik ama sonucunda sizlere her zaman en güzel soruyu hazırlamayı kendimize ilke edindik değerli YouTube takipçilerimiz. Evet, söyleyecek sözlerimiz burada sona eriyor. Çok az bir süre sonra sizlere büyük ödülü vermeyi amaçlıyoruz değerli YouTube takipçilerimiz. Yeni bilgi yarışması sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.